Başkanım, hepinize hoş geldin, sefa geldi diyorum. Biliyorsun bu İsevi Spor'un olağanüstü kongre seçimi vardı. Seçimi yapmadan önce Çırpıcı İsevi Spor Kulübü olağanüstü genel kurulu toplantısı Divan Başkanlığı'na Mehmet Alpay, Başkan Yardımcılığı'na Süleyman Uzer, Katipli İsmet Baykulü seçilmesine teklif ediyoruz. Kabul edenler, teklif edenler ilk beş yerler, Parti Karaman Fadıl Sayın. Değerli arkadaşlar, genel kurulumuzda başlamadan öncelikle şunu söyleyeyim. Selvi Spor, Zeytinburnu ilçesinin köklü takımlarından biridir ve bu sene 45. yılımızı, kuruluşumuzun 45. yılını kutlayacağız inşallah. Yani 45 yıldır bir amatör spor kulübünün devamiyeti hükümetten daha önemli. 45 sene süren bir hükümet yok. 1953 yılında kurulan Zeytinburnu Spor ve arkasından amatör futbol profesyonel futbol ligine geçiş tarihimiz olan 1971 yılından sonra kök geçmiş takımların başında gelenlerin bir tanesi de Selvi Spor. Bugüne kadar Selvi Spor Kulübü'nde yönetim kurulunda bulunan hizmetleri geçen arkadaşlarımızın rahmete ermiş olanların hepsinin mekanı cennet olsun. Üyelerimizin de yönetim kurulunda olan bütün herkesin de hakkaniyete kavuşmuş olanların da hizmetleri için biz özellikle teşekkür ediyoruz. Yaşayanlar sağ olsun da hizmete devam etsinler ama rahmet edenler de bir kere analım. Allah rahmet eylesin. Burada amaç bilindiği gibi amatör spor kulüplerinde çocuklarımızın geleceğini sokak çocukların ellerine, sokak çocukların yerleri çetelerin ellerine bırakmadan yine yönetmek amacı. Ahmetli, Mehmetli, Şaban Üçlü'yle bu başkanlık görevinden nazire en önemli bir oğlu güzel bir yönetim oluşturmak gerekir. 7 ay sonra olağan genel kurulumuz var. İnşallah olağan genel kurulumuzda öğretmen evi gibi yer, yemekli daha güzel dizi bir şekilde yaparız. Kökenimizi, 45 yıllık geçmişimizi variyetini ortaya dökmüş oluruz. Bu Selvi Spor'a ve sizlere yakışan bir teşekkür ederim. Sağ olun. Gündemimizi Hikmet Bey sizlere aktarsın. Ondan sonra divanımıza başlayalım. Gündemi, toplantı gündemi. Bir açılış ve yoklama, kongre başkanı divan seçimi, saygı duruşu, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, yönetim ve denetim kurulunun ibrası, tahmin üçe görüşüler paralelması, yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi, dilek ve temenniler kapanış. Arkadaşlar gündemimizi Söyledik peşinden sizlere aktardı. Açılış ve yoklama, hazır olun listesini atılar, imzaları atmayan arkadaşlar varsa hazır olun listesini imzalarını atsınlar. Kongre divan başkanlığı seçimi de yapıldı. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için askerlerimizin, kolluk kuvvetlerimizin ve sivil halkımızın adına sizleri saygı duruşuna ve akabinde coşkulu bir şekilde istihdam maçlarımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. Sönmez bu şafaklara yüzen alsan da sönmeden yurdumun üstüne tüten sonucak o
Niyetimi yıldızı parlayan o benim dil o benim milletimdir ancak çarpma kurban olayım çevrenin en azı ilan kahraman ırkıma bir güne bu şiirde bu şeraz sana olmaz geride bıraktığımız kulübüme büyük başarı göstermiştir. Kulübümüz genç takımımız U11, U12, U15, U19 ve A takımından ibarettir. Kulübümüz İstanbul çapında adına söz ettiren, ses getiren bir sürü kulübü haline gelmiştir. Bu başarılardan dolayı teknik ekibimizin şükranlarını sunarız. Spor faaliyetlerle birlikte kamusal müzyon üstlenme kulübümüzde spor yapan başarılı öğrencilere erzak, eşya, parasal destekler sağlanmış, kulübümüzün müzyonu uzun eğitimler verilmiştir. Kulübümüze hizmeti geçenlere ve yönetim kurulu üyelerine saygılar sunarız. Bundan böyle çok değerli üyelerimiz, kulübümüze sahip çıkmaları önemle rica ederiz. Üyelerimizin değerli bilgi ve tespitlerini arz ederiz. Çift Spor Kulübü Yönetim Kurulu. Denetim raporu. Denetim Kurulu raporu. Çift Kulübü Sevgili Spor Kulübü Denetim Kurulu raporu. Dernek Yönetim Kurulu bu zamana kadar yapmış olduğu toplantılarda dernek yüzünde belirtilen amaca yönelik faaliyetler dışında faaliyetleri bulunmadı ve dernekler kanuna uygun olarak faaliyetler bunu tespit edilmiştir. Derneğin tutulması zorunlu defterler kanuna uygun olarak tutuldu. Defter kayıtlarının kanuna uygun olarak muntazaman bir şekilde kayıt altına alıp tespit edilmiştir. Dernek üye aidatları da baştan uygun olarak kaslar yapılmış ve alındığı tespit edilmiştir. Dernek adına kayıtlı bulunan işletme defteri kanuna uygun olarak tutuldu. Tespit edilmiş geri gider arasında farklı doğru olarak ilgili işletme tespit edilmiştir. Derneğin gelir ve giderler herhangi bir tutuyor olarak tespit edilmiştir. Dernekleri denetleme ve yönetmeli gelince yıllık beyanlar kanuna uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili makama kanun usulü içinde teslim edildiği tespit edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ramazan Güneş, Gönülten Büyük, Hüseyin Polat. Raporunu ve denetleme bütçe raporunu izleriz. Okunduğum şekil üzerine faaliyet raporu hakkında söz almak isteyenler var mı? Okunduğu şekil üzerinde. Denetleme raporu üzerinde, okunduğu şekil üzerine söz almak isteyen arkadaşlarımız var mı? O halde oylarını sunuyorum. Faaliyet raporunu kabul edenler. Kabul edenler. Denetleme ve bütçe raporunu kabul eden arkadaşlarımız. Evet, kabul edenler kardeşim. Kabul etmeyenler. Tahmini bütçe okunması. Tahmini bütçe. Çirkuti Sempur Spor Kulübü devlet tahmini bütçe hesap yönetme tutarıdır. Genel giderler 30 TL. Ama gizli bütçeleri 5 bin TL. Pardon. 30 TL dediniz. Bin olarak 30 bin. Ha, 30 bin. 30 bin. 30 TL de bir kadar. 30 bin TL. Ama gezmek giderleri 5 bin TL. Kırtasiye giderleri 3 bin TL. Bölge masrafları 1000 TL. Sağlık giderleri 5000 TL, spor malzeme giderleri 10.000 TL, spor ve kültür faaliyet giderleri 8.000 TL, spor toplam 70.000 TL. Gelirler, üye aidatları 5.000 TL, bağış ve yardımlar 10.000 TL, kamu ödül beklentisi 40.000 TL, reklam geliri 5.000 TL, transfer geliri 10.000 TL, toplam 70.000 TL. Tahmini bütçeler. Bilindiği gibi asgari 3 aşağı 3 yukarı olan bir düşünce tarzıdır. Dileriz ki Yahya Gediş gibi değerli iş adamları da çıkar katkılarıyla bu bütçe 100'e 150'ye daha fazla katılır. Aşağı değerlidir.
bu asgari bir varsayım üzere kurulan denklemdir. Biz tabii ki çok çok iyi olmasını isteriz. Yalnız ben öncelikle bu rapor onaylanmadan evvel şunu arkadaşlara belirtiyorum. Bunu dikkate alınmasını rica ediyorum. Olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu tamamlıktan 10 gün sonra yönetim kurulu seçimleri yapılıp başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve muhasip belirledikten sonra yapılacak olan üye liste sınıflamasında tüzük gereği aidatlarını ödemeyen üyelerin liste halinde tasfiye edilmesi, tasfiye edilen üyelerin de üyelerine duyurulması bilginizde olsun. Tasfiyelik üyelikten çıkartılan arkadaşlarımız genel kurulda geriye dönük üye aidatlarını ödemek tarzıyla genel kurulun okeylemesiyle, onaylamasıyla tekrar üye olabilirler. Bir üye tasfiyesine gideceğini biliyorum. Yani bu tahmini bütçenin yeni oturması için arkadaşların maalesef olmayan bir şekilde üye aidatlarını yılda 10 lirası, 15 lirası her neyse vermelerini ben istirham ediyorum. Gelip gitmekle kendimi daha tutmakla bulup yürüyorum. Arkadaşlar lütfen üye aidatlarımızı ödeyelim. Seçimden sonra 15 gün sonra alınacak kararlarına saygı gösterelim veyahut da hepimiz el ele verelim. Madem ki buradayız, madem ki 45 yıllık bir mazimiz var, bunu daha da yukarılara çıkartalım. İnşallah. Tahmini bütçe raporu dinlediniz sevgili arkadaşlar. Tahmini bütçe raporu hakkında görüş bilgi arz etmek isteyen veya soru sormak isteyen arkadaşlarımız var mı? Arkadaşlar, bütçe raporunu sizlere aktarıyorum. Genel giderler, amaç ve hizmet giderleri, spor ve sanat giderleri, sağlık giderleri toplam 26.206 lira 20 kuruş. Bankadaki mevcut paramız maalesef 80 lira 81 kuruş. Toplam 26.287 lira 01 kuruş. Giderlerimiz. Gelirlerimiz bağış ve yardımları 55 TL. Devreden gelir 973 lira 75 kuruş. Kamu kuruluşlarından alan yardımlar 25.258 lira 26 kuruş. Toplam 26.287 lira 01 kuruş. Yani gelir ve giderler eşitlenmiş olup aradaki fark 80 lira 81 kuruş olarak banka hesabımızda yapmaktadır. Dileriz ki banka hesabımızda yarınlarda üye aidatlarımız ve bağışlarımızda bu rakam çözülmek amacıyla daha da çoğalır. Ben bütçe raporu hakkında soru arz etmek, görüş bildirmek isteyen arkadaşlarımız var mı diye soruyorum. Yok. Okunduğu şekil üzerine bütçe raporunu kabul edenler, kabul etmeyenler teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, raporlarımız ve ibralar sizlere okundu. Görüş bilgileri olup olmadığı soruldu ve ayrı ayrı ibra edildi. Şimdi esas bölüme geldik. Yeni 7 aylık olan genel kurula kadar olacak dönemde olağanüstü yeni yönetim kurulu tespiti için listesi olan arkadaşların listelerini getirmeyi istirham ediyoruz. Başka listesi olan var mı? Arkadaşlar şu anda derneğimizin resmi ve asli hizmetleri yürüten değerli dostumuz aynı zamanda kendisi Balıkesir Yönet Okullar Derneği eski başkanı hizmetçileri bana uzattığı bir liste var. Ben bu listeyi sizlere okuyorum. Çırpıcı Selvi Spor Kulübü Yönetim Kurulu üye listesidir. Asil üyeler: Hakan Eren, Besat Şengül, Ramazan Güneş, Bayram Duman, Fadıl Sayın, Ergün Öztürk, İsmet Kemal Baş.
yedek üyeler Hüseyin Özdemir, Uğur İnce, Şükrü Dediş, Umut Tuğru, Şükrü Karagül, Mehmet Ceylan, Tarık Yıldırım. Denetim kurulu açık üyelerimiz Ömer Baş, Muhammed Sağlam, Nurettin Bıyık. Denetim kurulu yedek üyelerimiz Abdullah Aydoğdu, Murat Koltukçu, Hikmet Çener. Biraz sonra bunu oynayacağız. Bilginize sunuyorum. Yönetim kurulu açık üyeler içerisinde size arz etmiş olduğum isimleri tekrar ediyorum. Hakan Eren, Mesaj Çeyyük, Ramazan Güneş, Bayram Duman, Fadıl Seyit, Ergün Öztürk ve İsmet Kemal Baş. Bir hafta içerisinde kendi aralarında yapacak oldukları toplantılarda kulübümüzün başkanı, başkan vekili, genel sekreteriyası ve muhasebe belirleri sizlerle bu internet yolundan duyurulacaktır. Bir hafta içerisinde. Yani burada bir isim şu, ikinci isim şu, şu başkan yardımcısı değil. Yönetim kurulu kendi arasında karar vererek başkan seçilecektir. Bu 5.253 sayılı yasaya uyumlu bir kararıdır ve böyle olması gerekir. Bilginize sunuyorum. Elimizde tek kişi olduğuna göre yasanın da divan kuruluna vermiş olduğu 5.253 sayılı yasa gereğince tek oylama yapılır. Rapora normal şekilde tutulma tutanağı geçer. Bu yapın diye ve hava soğuk değil de gene bu mevsime göre gelmenize bu yoğunluğu oluşturmanıza gerçekten ben teşekkür ediyorum. Çünkü birçok daha önemli yukarı derneklerde yapılan genel kurulları ben 10 kişiyle de divan başkanlığı yaptım. İdare ettim. 3 kişiyle yaptım. Sizleri kulübe göstermiş olduğunuz sevgi, yakınlık ve en azından herkesin birbirini görme amacından buraya gelmiştir. Teşekkür ediyorum. Son gelir, son ermiştir. Hepinizden Allah razı olsun. Başkanım. Teşekkür dilek ve temennilerine geçmeden evvel, her şeyden evvel sıra bizde bulunan Hakan Eren kardeşimizi bir selamlama, merhaba demesi için en azından bilmeyenlerini de tanıma vereceğim. Divan masası bu köyüne rica ediyorum. Bugün burada konuşmak bir amacımız yeni yönetim kurulu üyelerimizle beraber Selli Spor Kulübümüzü yeniden bir bütün olarak toparlayıp eski günlerine getirmek. Bunu da yaparken kulübümüzün altyapı kategorilerinde daha ağırlık verip Türk futboluna farklı ve saygılı gençler, genç futbolcular, genç sporcular yetiştirmek olacaktır. Selli Spor'u daha iyi yerlere getirmek için günümüzün teknolojilerden en iyi şekilde faydalanarak daha hızlı bir iletişim içinde olacağız. Daha önce de Selvi Spor'da bizim bu yapmak istediklerimizi fazlasıyla yapmış olan Sayın Başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize hepiniz önünde teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Bu olağanüstü kongremiz tüm Selvi Spor camiamız için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu arada içimizde sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri de var, üyeleri de var. Çok değerli hocalarımız var. Zeytinburnu'na hizmet etmiş, teknik direktörlük yapmış, futbolculuk yapmış. Değerli kardeşlerimiz var. İstanbul Kırtasiyeciler Oda Başkanı Sayın Yoğurtçeş arkadaşımız aramızda işler yapmışlar. Her zaman sizlerin yanında olan, kurusundan beri kendisini ufak tefek olsa, güzel tebessümüyle de olsa hizmetlenebildiğimiz, mahallemize hizmetten falan sevgili kayda geçiyor mu? Sayın Zeki Çerçin kardeşimiz de var. Değerli hocalarımız, şampiyonluk yaşatan, yaşatmayacak olan değerli kardeşlerimiz de var. Hangi hizmet dokunan değerli hocamız varsa teşvikleri için de buraya geldikleri için ben ayrıca teşekkür ederim. Dilek ve temennilerde söz almak için arkadaşlar. Altay abi, ben bir söz alabilir miyim? Arkadaşlar hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir görüntü
belki uzun yıllardan beri böyle bir şey hakikaten olmamıştı. Şimdi Süleyman abiyle 6-7 yıl evvel kulübü çalıştırıyorduk. Böyle imkanlarımız yoktu. Muhtarlıkta bütün imkanlar, defterler, kitaplar muhtarlıktaydı. O imkanlarla genç takımı işte sağdan soldan bulduğumuz çocuklarla şampiyon. Daha sonra işte Veysel arkadaşımız, Yaya arkadaşımız, ondan sonra biraz devam. Güzel bir şey. Yani camiamız hakikaten çok eski bir cami. Yani 50 yıllık aşağı yukarı bir geçmişe sahip bir cami. Şimdi yani bizim buraya aslında bu kadar gelmemizin sebebi nedir diye şöyle bir bakalım. Bir kulüp için yani işte gençlerimizin iyi şartlarda kötü yollara düşmesi, biz de bunlara öncülük edelim, önderlik edelim, bizden evvelki abilerimizle. Fakat Yaya kardeşime ben teşekkür ediyorum. Kulübü aldı. Süper amatöre kadar çıkarttı. Yani çok hızlı bir şekilde yükseldi. Fakat çok hızlı bir şekilde düştük arkadaşlar. Ve yanlış anlamayın. 1,5 ay evvel geldiler dediler ki bu kulüp sahaya çıkmadı dediler. Sahaya. Yani kulübü sahaya çıkartma imkanı artık bilmiyorum. Çıkmadı dediler. Neyse geldi İsmet arkadaşım, Necdet arkadaşım. Ve Yeşil Tepe Spor'dan da 2-3 tane oyuncu almışlar. Neyse çağırdık. Kulübe çık, kulüp tekrar çıkmayacaktı, ceza alacaktı. Belki bu sene maçlara da girmeyecekti. Yani takımımız bu sene maçlara girmeyecekti. Ne? Yani bunu yaptık. Bundan sonraki oluşumlarda biz hakikaten kulübümüze sahip çıkıyoruz. Yani şimdi 50 yıllık bir kulübün düşünebiliyor musunuz sahaya çıkmaması? Yani gerçekten ben çok üzüldüm, bilmiyorum sizler bunu duydunuz mu, biliyor musunuz? Eğer bir maç daha çıkmasaydık bu kulüp giderdi. Bu yani bir sezon şeye çıkmayacak, maçlara çıkmayacak. İnşallah daha yukarı çıkacak. İnşallah bundan sonra arkadaşlarımız kulübü yukarıya getirirler. Biz de gereken desteği veririz. Teşekkür ederim. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Metin Yakar arkadaş aramıza geldiler. Genel sekreteri olan ve ilçemizin hocaları olan Necdet Yüzyıl'a da teşekkür ediyoruz. Zeytin Bulu Köprüler Derneği kurucu başkanı ve şu anda divan kağıdımız olan Süleyman Kutlar'dan eski başkanı da kısa bir söz almak istiyorum. Ne anlamda? Söylemek istediğim aslında herkesin bildiği şeyler. Şimdi artık bu zamanda amatör kulüpler yapmak eskisi gibi çok kolay değil. Yani eskiden senede iki gece yapıyorduk, kulübü idare ediyorduk. Ama ne yazık ki şartlar artık eskisi gibi değil. Artık bayağı belli bir miktarda yükseldi. Bunu da artık temin etmenin o kadar kolay olduğunu düşünenlerden değilim açıkçası. Bugüne kadar hizmet veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Benim söyleyeceğim tek bir şey var. Yönetim kurulu arkadaşları bundan sonra elinden geleni yapacaklardır mutlaka. Ama kulüp yönetmek hakikaten eskisi gibi kolay değil. Bu artık belli bir seviyeye gelmiş durumda. İsteğimiz Servispor'un ismiyle beraber uzun süreler devam etmesi. Bugüne kadar görev yapan tüm başkanlara ve yönetim kurulu arkadaşlara teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum yeni yönetimin. Elimizden geldiği kadar bizler de arkalarında olmaya gayret göstereceğiz. Taraftar olarak elimizden gelen katkıyı sağlamak amacıyla da gereğini yapmaya çalışacağız. İnşallah. Bu yüzden hepinize teşekkür ederim. İstanbul Kırklareli Başkanı için alt yarışı en artistler konuşuyor. İstanbul Kırklareli Oda Başkanı ve değerli arkadaşımız, Zeytinburnu İlçemizde İstanbul'un değerli kardeşimiz Yavuz Çelik'e bir merhaba konuşması yapmak istiyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. İstanbul Kırklareli Odası olarak kulübümüze bağlı eğitim gören öğrencilerimiz vardı. Şöyle, yavrum,
Biz de bu arkadaşlarımızla ilişkimizle oda olarak kırtasiye kitap yardım etmek istiyoruz. Biz veremeyiz. Sen bir spor istesin öğrencilerimize. Biz kitap kırtasiye desteğiyle eğitim malzemelerini ücretsiz olarak sağlayalım. Bak, yeni yönetime başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, görüşmek arkadaşımıza bu güzel duygusu ve düşünceleri ve hizmet edişimi ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda çocuğumuz değerli hizmet telefonundan hakikaten bir her yerde önemli takdir ederek kendi adına laf ettiğimiz değerli dostumuz, değerli kardeşimiz Yahya Aydınlı'yı konuşmalarımızın üzere divan İstanbul'dan, Beytin'den, Kartal'dan her yerden gelen bugün bu güzel zor şartlarda bile buraya gelenler şu tablo gerçekten her şeye değer. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, 2009-2008 yılında Servispor'un kötü durumda olduğunu duyduğumuz zaman üzülerek bir müdahale etmemiz gerektiğini, oyun şartlarla Veysel abiyle beraber bir karar aldık ve iyi şeyler yaptık. Geçmişte gerçekten bu kulübe çok emeği olan Sinan Erdem abiyi buradan saygıyla, şükranla selamlıyorum. Mutlaka herkes emekli olmuştur ama 14 yıllık uzun bir süre başkanlık yapan Sinan abi ve diğer yönetim kurulunda bulunan tüm arkadaşlara, geçmişte tribünde veya sahada hizmet eden tüm futbolcu, seyirci, herkese huzurlarla şükranlarımı saygılarımı sunuyorum. Ben bugünkü yönetim kurulunda bulunan Nasip Bey'deki veyahut da yönetim kurulu üyelerinin, herkesin birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde inşallah daha iyi yerlere getirmesini temenni ediyorum. Çünkü bu kulüp gerçekten Zeytinburnu'nda çok eski olmasıyla beraber Çırpıcı'nın, Zeytinburnu'nun çok profesyonel takımlara futbolcu veren bir kulüp. Bugün her yerde karşımıza çıkıyor. Ben Servispor'da oynamıştım. Yani bu 1980'lerden bu yana tutun da yani 2009'a kadar ki olan süreç bizim sürecimiz zaten. Ondan sonrası neler yaptığımızı bizim söylememizin anlamı yok. Yapacaklar bundan sonra da inşallah mevcut yönetimin veya arkadaşların hepsinin bizden daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Hepinize ayağına sağlık. Tek tek hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu pazar günü bu kadar güzel bir ortamı yaşamaktan son derece mutluyum. Hepinize saygılar, sevgiler. Başarılar diliyorum. Getireceğini ve kulübü hiçbir zaman asla ve asla yalnız bırakmayacağını inanıyorum. Herkes gider, hepimiz gideriz ama inanıyorum ki Yahya Aydınlı Hizmetleri her zaman burada kalacaktır, kalıcı olacaktır ve devam edecektir. Bu arada aramızda siyasi parti içerisinde arkadaşlarımız var. Şurada görüyorum hemen, Zeytin Burdu, Milliyetçi Hareket Partisi, yönetim kurulu üyeleri, yeni şehrisi Adana Zeytin olan arkadaşlarımız burada da teşekkürlerden yollayacağım. Grubumuza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar siyasetten daha önce de bir spor sever olarak buradalar. Ama her şeyden evvel bir temsilci grubu olarak burada. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet. Hayla. Ne görevi? Topçu, topçu. Al oynat bunu. Ya çeksene beni.